Bu noktada özellikle kent içerisinde kalan küçük sanayi sitelerin ya da küçük işletmelerin oluşturdukları imalat kaynaklı tehlikeli atıklar bizim mevzuatımıza göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans almış firmalara yönlendirilmesi gereken ve bu noktada da çevre ve halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi gereken süreçlerdir. Ancak uygulamaya baktığımızda özellikle kent içerisinde kalan alanlarda bunların belediye atıklarıyla karıştırıldığı ve atığı üretenin sorumluluğunda olmasına rağmen atık üreticilerinin çöp konteynerlerinin içine bunları attığını ve bu noktada da evsel çöple karışarak daha büyük riskler yarattığını görüyoruz biz. Burada en önemli sorun bu sürecin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi sorunu. Dolayısıyla kent içerisinde kalan küçük işletmelerin özellikle çevre mevzuatı kapsamında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili bileşenler ve tabii ki süreçte kentin atık yönetiminden de sorumlu olan belediyeler tarafından da birlikte entegre olarak yönetilmesi gerekiyor. Ancak önemli olan işletme sahiplerinin bu bilince sahip olması. Öncelikle yarattığımız, kirlettiğimiz riskler kendi sağlığımızı da tehdit ediyor. Bu noktada Bornova bölgesinde de Bornova İzmir'in sanayi siteleri anlamında en zengin ilçelerinden bir tanesi. Dolayısıyla sanayi kaynaklı kirleticiler anlamında da bir potansiyele sahip. Burada sorumlu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili belediye ile beraber koordineli halinde bu çalışmayı yürütmesi ve işletme sahiplerinin kendi faaliyetlerinden kaynaklanan atıkları bakanlığın lisanslı firmalarına göndermek ve bunu bakanlığa beyanlarını yapmakla ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu atıklar dediğim gibi kontrolsüz ortamlarda hava, su ve toprağa karışarak çok ciddi sağlık riskleri yaratacaktır ve bölgede geri dönülemez şekilde çevre kirliliğine de yol açacaktır. Buradaki atıklardan bahsetmek gerekirse nasıl bir tehlikesi söz konusu? İmalat kaynaklı atıkları olduğu için içerisinde çeşitli kimyasal maddeler ve üretimin niteliğine göre oluşacak kimyasallar, deri parçaları, çeşitli yine farklı içerikteki malzemeler içeren atıklardır bunlar. Üretimin ne olduğunu bilemediğimiz için atığın ne olduğunu da tahmin edebilmek kolay değil. Bu noktada zaten hangi işletmeden kaynaklandığı, hangi imalattan kaynaklandığı ve ne tür atık olduğu önemli. Karışık atıldığı zaman içinde ne olduğunu bilemediğiniz bir tehlikeyle karşı karşıyasınız. Ve bu noktada bahsettiğim gibi mevzuatlarımız üzerinde de çok ciddi cezalar var, uygulanması gereken süreçler var. Ama en önemli nokta denetim ve işletme sahiplerinin bu işlemi doğru bir bilinçle neyi neden yapması gerektiğini bilerek ve mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirmesi ama bakanlığında ilgili denetimleri yürütmesi gerekiyor.
bu rezaleti temizlesin. Devlet gelsin burada park yapar, ev yapar, bina yapar, yapsın. Yeter ki temizlen. Bu rezillik nereye kadar gidecek? 40 senedir ben buradayım. 40 senedir ben buradayım. Bu mahalledeyim. Her gün aynı rezillik, aynı pislik. Ya biz devlete bir şey demiyoruz. Tamam, devletin başı zaten belada. Biz anlıyoruz. Yalnız bak, bu pislikleri temizlesin. Bu yolları temizlesin. Bu bize bir huzur versin yani. Ne olmuş yani? Burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyoruz. Burada görüyoruz. Geçen gün burada yaşanan bir yangın olayı. Görüyorsunuz araçları, çöp konteynerlarını. Belediyemiz burada hizmet vermiyor. Haftada bir gün çöp alınıyor. Fakat esnafımız bu konuda çok rahatsız. Esnafımızın hatası var mı? Var. Uyarıyoruz. Çöpleri konteynerlara atalım. Bu konteynerlar yetersiz kalıyor. Araç otoparkına belediye yeteri kadar hizmet vermiyor. Nasıl bir sorun yaşanıyor? Bu çöplerden dolayı kaynaklanan sorunu anlatın biraz. Çöpler, araçlarda sigara içimi yasaklandı. Gayri ihtiyari yine bu yasağa uymayanlar sigara izmaritini atıyor veya çöplerin kaldırılması için ateşleniyor. Burada araçlar zarar görüyor. Yani rezillik içinde, pislik içinde burada iş yapmaya çalışıyoruz. Müşteriler geliyor aynı keza, ona göre buradan geçiyor. Yine yani İzmir'imize yakışacak bir ortam değil. Yani sadece bu bölgede değil. Siteyi gezin. Sitenin her yeri böyle. Her yeri. Yani iç kısımlara kadar girin. İç kısımlar da aynı. Otoban kenarlarımız da aynı. Yani çok kötü, İzmir'imize yakışmayacak bir durumla baş başayız yani. Yüzlerce meslek kuruluşundan bir tek çöpü para etmeyen ayakkabı sektörü. Ayakkabıcının çöpü sanayi atığı olarak geçiyor ve bu çöp hiç kimse tarafından da alınmıyor. Nasıl alınmıyor? Şöyle, para etmediği için alınmıyor. Dolayısıyla mobilyacının çöpü veya ne bileyim atığı para ediyor, kağıdın atığı para ediyor, camın atığı para ediyor. Birçok sektörün atığı para ediyor. Hatta önceden para yatırıyorlar o atığı alabilmek için bazı firmalar. Ama ayakkabıya gelince durum böyle değil. Ayakkabının çöpü para etmiyor. Dolayısıyla da işte böyle problem yaratıyor bize. Uzun yıllardır bu problemi yaşıyoruz. Yeni bir konu değil. Konunun başlangıcı burası zaten. Suriyelilerle ilgili problem var burada. Çöpün yoğun olan bölgede Suriyelilerin iş yerleri var. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız mutlaka ve mutlaka bir eğitimden geçirilmeli burada. Adam getiriyor çöpünü, yolun ortasına saçıyor, gidiyor. Yani kaçak mı bunlar? Bunların %90 tamamına yakını. Ben İzmir Ayakkabıcılar Oda Başkanıyım. Bizde 16 tane firma var odaya kayıtlı olan. Ama burada 300-400'ün üzerinde çalışan atölye var. Bu atölyelerin çöpü işte meydanlara savruluyor. Dolayısıyla defalarca imkanlardan faydalanarak çöplerini aldıktık. Belediyemiz aynı şekilde çöplerini aldıktırıyor. Fakat buradaki sorunlu bölge Suriyelilerin yoğun şekilde yaşadığı bölge ve dolayısıyla da bunların tekrardan bir eğitimden ve çöple ilgili tekrardan bir eğitimden geçirilmesi gerekiyor.